السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقطة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري ويشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وَصَلِّ الله على محمد وعلى اله وَاصْحَابِهِ وَيَتُبَعَهِ وسلم ربنا وفلنا لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين امين والحمد لله رب العالمين ان شاء الله erken katıl, erken başlamadık arkadaşlar henüz Evet olabilir. Biz gelenlerle başlayalım. Şimdi insanın hayat serüveni çalışıyorduk ve bu hayat serüveninin Kur'an'da Hazreti Adem'in e, hikayesinin anlatılmasıyla, kıssasının anlatılmasıyla bize sunuluyor diye anlamıştık bizim çalış e, takip ettiğimiz ayetlerden şimdi Araf suresinin 14. ayeti de e, geldik ve burada iblis ile Allah arasındaki geçen senaryoda biliyorsunuz yani şimdi Allah iblisi karşısında konuşuyordu falan diye düşünmek biraz e, abes kaçar çünkü yani iblis mahluktur, Allah alıktır. İkisinin aynı düzeyde konuşması söz konusu değil ama bize bu anlatılan kıssada bizi, bize mesaj veriliyor. Böyle bir yapı içerisinde ve iblis demişti ki işte beni beni ateşten yarattın onu Toprakta yarattın ateş ondan üstün niye böyle bir bir de benim ona secde etmem istiyorsun biz bu secdeyi çalıştık ve dedik burada bu bağlamda secde hizmet etme insanın vazifesini yapmasına yardımcı olacak bir şekilde davranma olarak anlaşılması gerekir dedik ve Evet. Ve kibirlendi. Ee, Allah'a karşı, yaratıcıya karşı e, ona itaat etmemekle isyan etti. Bizim bu hangi yönlerimize tekabül eder, karşılık e, gelir diye konuştuk. Şimdi e, çık buradan denildi. Yani Allah'ın huzurundan çık. Zaten iblis Allah'ın huzurunda olma özelliğinde olan değil olduğunu da anlıyoruz. Neden? Yaratıcıyla bağlantısı olmayan bir hal. Neden? Yaratıcısıyla bağlantısı yok. Bunun üzerinde durmuştuk. Çünkü yaratıcıyla bağlantısının olmaması onun yani iblisin bir e, yaratık herhangi bir var olan herhangi bir delile dayanmayan iddiasını temsil ediyordu. Herhangi bir delile dayanmadığı için yaratık bir şey olmayınca yaratıcısını aramak anlamsız olur. Yani yaratılmamış bir şeyin yaratıcısı kim diye sorulmaz. Öyle bir şey yok ki ortada iblis mahluk olmasına rağmen kendisi yaratık olmasına rağmen bu senaryoda temsil ettiği rol yaratık olmayan alternatifleri insana sunacak. Yani gerçeği olmayan alternatifleri insana sunacak ta ki insan o irade cüzüyesine verilmiş olan iki alternatiften birini seçme imkanına sahip olsun. İnsanın gerçeği anlatılıyor burada. Yoksa iblisin gerçeği veya meleklerin gerçeği gerçek varlıkları değil, temsil ettikleri ama insan için bu noktayı unutmuyoruz. İnsan için temsil ettikleri rolleri anlıyoruz. Benim için Şimdi bende iradeci ziyae var, Seç, seçme özelliği var. Seçmem için birinin doğru, birinin yanlış olması lazım. Bunun üzerinde durduk. Doğrunun hiç katıksız yüzde yüz doğru, yanlışın yine hiç içerisinde doğru olmayan yüzde yüz yanlış olması gerekir ki ben şaşırmayayım. Eğer yüzde 99 doğru olsaydı. O zaman yüzde bir yanlış hangisidir diye tereddüt eder. Doğru ile yanlışın tam birbirinden ayrılmasını sağlayamazdım veya ayıramazdım. Onun için birisi yoklukları temsil edecek, hakikati olmayan alternatifleri temsil edecek, diğeri de hakikati olan alternatif temsil, alternatifi temsil edecek. Melekle İncil, pardon İblis, İncil, İncil çalışıyorum da orada dilim kaydı. İblis arasındaki farkı bize gösteriyor ve bize diyor, bak işte İblis ben onu huzurumdan çıkarttım. Yani benimle bağı yok. İblisi takip ettiğiniz anda benimle bağınız kesilir. Bunu iyi anlamak lazım. İblisi takip etmek neydi? Olmayan bir şeye varlık varmış gibi telakki etmektir. Mesela evrenin yaratılışı neye dayanıyor denildiğinde tesadüf. Bakıyoruz tesadüfen hiçbir şey gerçekleşmez, hiçbir hedef gerçekleşmez, hiçbir fayda gerçekleşmez tesadüfen. Ve tesadüf olduğuna dair de hiçbir görüntü yok, delilimiz yok. Efendim doğal olarak öyle diyorlar. Ama bir şeyin doğası nedir diye sorduğunda onun yaratıcısının ona vermiş olduğu pozisyon dese doğru. Ona kazandırmış olduğu özellik dese doğru. Ama kendisinde var derse biz onu çok basit bir örnekte ifade etmiştik. Boyanın kendisinde sanat üretme özelliği var demektir. Atomun kendisinde kendisini hücre yapma, canlı yapma özelliği var demektir. Bu da büyük bir yalandan ibaret, İçi boş balon yani. E i̇şte bu gibi iddialar Allah ile bağın olmadığı hallerin temsilcileridir. Biz de böyle hayal dünyasına dalar, işte şöyle olsaydı daha iyi olurdu falan gibi dediğimiz zaman, çok dikkat edeceğiz. Veya kesinlikle ben biliyorum şöyle olsa yarın veya gelecek sene şöyle bir işe girsem benim bütün işim garanti benim için en güzel budur kararı verdiğimde o da bilmediğimiz bir şey hakkında biliyormuş gibi hüküm verdiğimizde gerçeği olmayan bir tavır olur. Ne yapacağız? Yaratıcı ile bağlantı kurmaya çalışacağız. Yaratıcı ile bağlantısı olması için de bir şeyin kendisinin yaratık olması gerekir. Yaratık olması için de o şeyin yaratık alemde bir hakikati olması gerekir. Bu bağlantıyı ifade edebildim mi bilmiyorum. Biz de buna çok dikkat edeceğiz. Özellikle gençlik döneminde insanlar çok hayal kurarlar. Ben de öyleydim. Herkesi de öyle zannediyorum o hayallerin gerçek tarafı var mı yok mu çok iyi düşüneceğim. Acaba kainatın yaratılış düzenine uygun bir hayal mi kurdum? Yoksa hem derse çalışmıyorum, hem işime gitmiyorum, hem de ay sonunda şu kadar para alırsam şununla şöyle yaparım, okulu bitirdikten sonra şöyle bir mesleğe girerim diye hayal ediyorum. Bakacağız, alemde Allah'ın yaratış kainatın varlık alemine geliş silsilesinin içerisinde veya düzeninin içerisinde böyle bir vaka var mı? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu anlıyoruz. Sonra iblis diyor ki şimdi çık buradan dedi. Peki diyor e, bana e, müsaade et. Bana izin ver. E, kıyamete kadar insanlara ben yapacağımı biliyorum. Bana izin verdi kıyamete kadar bir opsiyon olarak kalayım. Bakın gerçeğin karşısında bir opsiyon olarak kalayım. Bu hikmeti ilahiyeye uygun neden beni bir bir yönü gerçek bir yönü gerçekle hiç alakası olmayan iki alternatiften birini seçme özelliğiyle yarat yaratıldığımı biliyorum ben ölünceye kadar insanlık nesli bitinceye kadar veya işte bu kıyamet yubasun insanlar tekrar ölüp tekrar dirilecekleri ana kadar bu özellik insanda devam edecek. Ben de o zamana kadar müsaade edeyim diyor. Bunun bunun neye müsaade istiyorum senden diyor. Bunu böyle neden anlatıyor? Yaratıcımız diyor ki ben böyle bir izin verdim. İşte 15. ayette onu diyor. Kale inneke munzarin. Sana ben müsaade ediyorum yani belli bir zamana kadar sana bu görevi yapmanı yani kıyamete kadar bu görevi yapmanı tercih ediyorum müsaade ediyorum diyor. Bunlarda ne anlıyoruz? Şimdi biz her zaman bir de bu bu bizim gerçeğimizi anlatan yön. Bir de bizim hayatımıza bakan yönünü anlatalım, anlayalım şimdi. Biz ne yapıyoruz? Eğer hakikata dayanan bir tercih yapmıyorsak o zaman hep onu geciktiriyoruz. Yarın çalışırım, daha imtihana zaman var, şöyle yaparım, daha gencim, namaza daha başlamama gerek yok. İşte biraz daha şöyle kendimi toparladığım zaman, yok efendim işte bir evim olsun, bir evleneyim falan, bir aile hayatını yerleştikten sonra hiç namazımı kaçırmayacağım. Bakın hep geciktirme, erteleme, erteleme, erteleme meyli var bizde. İşte bu şeytandandır. Şeytan erteleme istedi. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bu da bu ayetin de bir bizim gerçeğimize bakan yönü. Yani yaratılış gerçeğimize bakan yönü var. Bir de pratik hayatımıza bakan yönü var. Pratik hayatımıza yaratılışa konuştuk. Pratik hayatımıza da en son anında gerte, gerçeleme meyli, erteleme meyli var. <laughs> Geciktirmeyle ertelemeyi karıştırdım. Gerçeleme meyli yaptım. Evet. E, erteleme meyli var. Buna da dikkat edeceğiz. Erteleme meyli Gerçek değildir. Yani ona e, e, Türkçe konuşanların verdiği bir isim var. O isim de e, yani e, hep biz ileri atarız. Bu erteleme meyleni. Hep ileri atarak ifade ederiz. Bir terim aklıma gelmişti gitti. <laughs> evet. Yani şeytandan, şeytanın e, üfürmesi deriz ona e, Türkçe'de. E, şeytanın üfürmesi deriz. Yani gerçeği olmayan bir alternatifi seçmeyi kabul etmek demek. Tercih etmek. Evet ben gerçeği olmayan bir alternatif. E, yani e, Kur'an'da biliyorsunuz erteleme kesinlikle yasak. Yani öyle... E, Feiza feragate fen sap çok önemli gençler için ben, gerçi yani ben çok isterdim ki ben geçken birisi bana bu ayetin bu anlamını haber verseydi. Bu benim gerçeğimi anlatıyor. Bir işi bitirir bitirmez hiç beklemeden feiza feragate tamam farik olduk der, derlerdi. Şimdi derler mi bilmiyorum. Bitti yani bu iş. Tamam. Tamamlandı bu iş dedik ya. Fer, e, fensap. Hemen yeri bir işe intisap et. başta Boşluk yok. Kainatta boşluk yok. Bizim hayatımızda da boşluk olmamalı. Hemen. Yok efendim. Yoruldum. Şöyle bir dinleneyim. bir Değişik bir işle uğraşmak suretiyle de, bunu yapabilirsiniz. Ben bunu şöyle fark ettim, sonradan gençliğimde böyle bir tavsiye duymamıştım, bilmiyordum. Şöyle fark ettim, çalışma masasına Kur'an'ı koyuyorsun, şimdi bir konu çalışıyorsun, sıkıldın, artık yetti bu. Baya sıktı deriz ya Türkçe'de, sıktı, tamam ne yapıyorsun? Hemen Kur'an'dan bir iki ayet. Alan değiştiriyorsun. Bu zihnin tazelenmesine, dinlenmesine yardımcı oluyor. Ben bunu deniyorum, oluyor. <laughs> Siz de deneyin. Hemen oradan bir ayeti, bir e, onun anlamını veya onun üzerinde yapılan çalışmaları, onunla ilgili bir çalışma veya onu bir ezberleme, onun kelimelerinin nereden geldiğine böyle yavaş yavaş girmeniz lazım bu kelimenin kökü nedir, nasıl türetilmiş, alışkanlık kazansın. Zamanla fark edeceksiniz ki artık Kur'an'ın terminolojisiyle tanışır hale geleceksiniz. Ama bu beş dakikalık bir çalışma olacak. On, dok on dakikalık bir çalışma olacak. Hiç korkmayın. Ya beş dakikadan ne çıkar demeyin. Hay hayatınızı böyle bir alışkanlık üzerine kurduğunuzda bakacaksınız ki Kur'an mı okuyorsunuz, Risale mi okuyorsunuz veya başka bir e kaynağı mı, kaynağı çalışmaya mı ihtiyaç hissettiniz? Oraya girdiğinizde hemen bunu göreceksiniz. Boşluk yok. Tatil deriz ya, belki bunu bahsettim. İslam'da tatil yok. Cuma gün tatil, hayır. Cuma gün tatil falan değil. Böyle biraz böyle konulara geldiği zaman ben heyecanlanır, bağırmaya başlar. Cuma gün tatil falan değil. Cuma gün toplu ibadetin yapılması için işin bırakılıp toplu ibadete gidildiği ve hemen ibadet biter bitmez fenteşiru hemen Kur'an ses hemen dönün işinize dönün işinize tatil falan yok tatil deriz ya Hristiyanlıkta Allah pazar günü tatil yapar bir iş yapmaz yatar yoruldu ne yapsın biraz da dinlensin canım nefes tüketi kötü bitmedi diye her neyse böyle sapık bir anlayış. Biz onu İslamiyet'e de taşıdık. Bu sefer onlar pazar gün, Yahudiler cumartesi gün ama biz cuma gün. Ne yaparız? Hiç. Boş, dedikodu, evde kavga, sıkıntı, alıştık. Çalışmaya alışmış bir kişi, boş bir gün gördüğü zaman başlar bir şeylerle, boş işlerle meşgul olmaya, çünkü alışmamış ciddi bir işle meşgul olmaya. İşte kendimizi böyle boşluğa bir kaptırırsak çok zamanımız boşa gider. Bunun için de bize bir ikaz var bu 14. ayette. 15. ayete gel geldiğimizde diyor ki: "Tamam ben size ben sana müsaade ettim." Yani ertele erteleme talebini kabul ettim. Yani tamam Kıyamete kadar sen bu görevi yapacaksın. Bu insanın varlık gerçeğiyle ilgili yönüydü. Peki bizim günlük pratik hayatımıza bakan yönü nedir? Pratik hayatımıza bakan yönü Allah kötülükte de olsa iyilikte de olsa insanın yaptığı işlerde, özellikle burada şeytanın talebi olduğu için kötülüktür anında cezalandırmaz. Ölünceye kadar işte benim kıyametim benim öldüğüm gün ya. Ölünceye kadar hemen cezasını vermez. Öldükten sonra artık bitti eğitim bitti süre bitti başınızın çaresine bakın. Peki Allah'ın bu gafur ismi neden? Ha. Yani e, e, bize müsaade etmesi anında cezalandırması Halim ismi. Anında cezalandırması bekler. O Halim Selim birisidir denir ya bir kişi için. Siz de böyle anlayın. Hemen e, bir yanlış olduğu zaman parlamaz öyle benim gibi. Ben çok yaparım onu. Hemen parlarım böyle kendim e, kontrolden çıkarım. Yanlışa tepki verdim diye. Fakat bu yanlış bir davranış. Rabbimiz bize bir örnek gösteriyor. Şeytan müsaade istiyor. Kendisi zaten elinde hiçbir yetki yok ki ben o zaman devam edeceğim bu bu e, e, Adem'in neslini yoldan çıkartmaya demiyor da sen bana müsaade et diyor. Dikkat et. Allah'tan izin istiyor. Temsilde ya bu. Çünkü her bir şey Bizim için iyi de olsa kötü de olsa ancak Allah'ın izniyle dilemesiyle gerçekleşir. Bunu da bu ayetin 214. ve 15. ayetten anlıyoruz. Kötü de olsa iyi de olsa benim tercihlerim Allah'ın dilemesiyle, yaratmasıyla gerçekleşir. Ben isterim Allah verir. Niye? bana irade cüz'viyeyi hür bir şey, hür bir şekilde kullanma özelliği vermiş. Ben o zaman mesela bir yanlışımdan dönmediğim takdirde Allah der hadi sana imkan vereyim de bana imkan vermedin işte sonradan anladım ama dönme imkanım olmadı ki diye özür beyan etmeyeyim. Yani bana halim selim davranan bir Allah diyor ki benim sana ceza vermemem senin doğru yolda olduğun anlamına gelmez. Anlaştık herhalde. Yani ceza verilmemesi, cezalandırılmaması işlerimin bakalım hiç namaz da kılmıyorum. Tipik örnek olarak namaza alıyorum. Allah'a itaat de etmiyorum ama işlerim de hep iyi gidiyor. Daha çok para kazanıyorum. Daha başarılı oluyorum vesaire. Olabilir bu Allah'ın müsaade etmesinden dolayıdır. Yoksa bizim doğrulu, doğru yolda olduğumuzun onaylanmasından dolayı değil. Bunlara dikkat edeceğiz. Çünkü e, herhangi bir şekilde benim beklentilerin gerçekleşmediği zaman, bunu bir kural olarak iyi e, zihnimize yerleştirelim. Herhangi bir beklentim gerçekleşmiştir. Bir yere gerçekleşmediğinde bir yere gidecektim, sözde vermiştim, o da benim için çok iyi olacaktı. Yolda gidemedim, bir şey oldu. Allah korusun kötü bir şey oldu. Gidemedim, trafik oldu, bir şey oldu. Neyse artık bahsetmek istemiyorum kötülükleri. Ha, oldu. O bak kötü oldu. Allah cezalandırdı. Kötü bir iş yapacağım diye. Yok. Bu bir dünya böyledir. Sen istersin, bir de Allah'ın iradesi var. Allah iradesiyle yaptığı tercihte daima senin benim iyiliğime tercih yapar. Benim isteklerimin gerçekleşmemesi benim cezalandırıldığım anlamına kesinlikle gelmez. Bunu iyi anlayalım. İşlerimin istediğim şekilde gitmesi de benim doğru yolda olduğum anlamına kesinlikle gelmez. Ya Allah ne yaratırsa benim için iyidir. Ben orada Allah o yaratılışta Allah'ın iradesini görüp ona tevekkül edip sen burada beklenmedik benim beklemediğim bir şeyi yaratarak bana mutlaka bir iyilik yaptın deyip ona tevekkül etmek, onun rahmetine güvenmek, ona itimat etmek ve yine Yap yapmamızın hangi şeyi yaparsak daha iyi olur, hayır olur benim için diye anladığım ne varsa o ona geri dönmek. Yani ben bu hayırdı olmadı giderken arabanın tekeri patladı, gidemedim, tamir ettirdim şimdi giderim. Ama bu ama araban tekeri patladığına göre bu kötü bir işmiş. Allah bana buraya gitme dedi. Hayır belki geç geci, gecikerek gitmem. Yani Allah'ın iradesini okumaya kalkarsak okuyamayız. Hani niyet okuması derler ya Türkçe'de. Allah'ın niyetini okumaya kalkarsak kalkamayız. Fakat biz mutlaka yaratılanın rahmetli, hikmetli Allah tarafından yapılan bir tercih ile gerçekleştiğini bilmemiz gerekir. Ama ben araba, e, arabanın tekeri zaten e, bozulacaktı veya patlayacak durumdaydı da hadi tevekkül edelim gidelim dedim patladı. E, bana düşen görevi ihmal edince ve bana düşen göreve bakarım. Allah'ın yaratması ise mutlaka benim hayırma. bak tedbirini almadan çıktın yanlış yaptığın ikazı olabilir ama rahmetten geliyor bu cezalandırma değil. Öğretiyor. Tedbirini alarak yap bu işleri diye. Bunlar hep bu ayetlerin içerisinde bizim günlük hayatımızda bize bakan yönünün, pratik hayatımıza bakan yönünün nasıl algılanması gerektiğine dair bir okuma çeşididir. Şimdi benim yaptığım onun için e, bu ben kendi çalışmalarımda ulaştığım nokta işte oradan buradan topladıklarımdan e, bu işte dilenci gibi onun bu fikirlerine bakıp bakıp topladıklarımdan size sunduklarımdır. Yoksa kendim bir şey uyduruyor falan değilim. Zaten öyle de bir kabiliyetim yok. Peki 16. ayete gelelim. Bu da eğer buraya kadar sorunuz varsa soru merak ettiğiniz konu veya Aa ben böyle de anlamıştım, bu da cazip geldi bana, bu da doğru pratik değeri var deyip paylaşmak istedikleriniz bekliyorum birkaç saniye. Zeynep buyur. Ee, Selamünaleyküm Ali abi. Ben e, şey anladım. E, sizin bahsettiklerinizden üç tanesi benim dikkatimi çekti. Bir tanesi bir e, kötü bir yolda ilerlerken e, onun ikazıyla o yolu e, değiştirebilmeyi e, bize bir öyle bir imkan sunuluyor. E, diğerinde Hayır, o zaman bir dakika, bir dakika, bir dakika. E, şimdi tek tek gidelim. Kötü evet. bir yol, kötü bir yola gitme şartı yok. Belki de iyi bir yola gidiyordum ama daha iyi bir yolu Allah verdi. Öyle kötü yolda giderken arabanın tekeri patladı, Aa, vazgeçtim onu demeyeceğiz dedik ya. Yani bir ceza değildir. Bak beklentilerimizin beklentilerimizin karşılanmaması bir ceza değildir. Yalnız şunu demek istediğini anlıyorum. Doğru anladıysam düzeltin. Yani yanlış anladıysam düzeltin. Bir yolda bana göre böyle gidiyordum. Ben onun hayır olduğunu biliyorum. Allah bana o istediğimi gerçekleştirdi ya da gerçekleştirmeyen bir yaratılış sundu benim karşıma. ben orada Allah'ın bana sunduğunun yani yaratılandır, değil mi? Yaratılanın yaratıcısı ancak bu kainatın yaratıcısı olabilir ki biz o bu kainatın yaratıcısı Allah diyoruz. Kainatın yaratıcısı benim için daha hayırlı olan bir yol sundu diyeceğim. Beni cezalandırdı demeyeceğim. Yani orada ille de kötü gitme, kötü yoldaydım da Allah Allah koydu değil. Daima benim için daha iyi olanı tercih eden bir yaratıcım olduğu bilinciyle yaşamanın yoludur bu. Daima. Buyur. Tamam. Şimdi şimdi daha iyi otur. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi ikinci noktaya tek tek gidelim inşallah. Devam etmiyor muyuz? Ha, soruma mı devam edeyim? Hani ya soru ya yani senin ha, yani seni dinlemek için söz almıştım. Ee, üç, benim üç, başıma demiştin, evet. Benim benim başıma gelen e, olaylarda ben e, hangi durumda yım ve neyi düzeltebileceğimi nasıl anlayacağım. Yani e, daha iyi bir duruma getirdiğini anlıyorum ama e, beni yani o niyet okumasını yapmayacağız ama biz kendimize göre nasıl bir e, durum değişikliği yapmalıyız ki? o daha iyi olan yola ayak uydurabilelim? Çok güzel bir soru, pratik bir soru. Şimdi benim anladığımı paylaşayım. Biz bu kainatın içerisinde kainatın yaratılış düzenine tabi olmak zorunda olan kişileriz. Ve adım adım, adım adım, adım ilerleyerek insanlığımızı, insaniyetimizi geliştirme Talebinde olmalıyız. Yani paramızı, mevkiimizi geliştirmek pratik bedeni ihtiyacımızı karşılamak için gerekli ama bir de oturup düşünmem lazım. Ben bu dünyada niye varım? Bu varoluş maksadıma ulaşmak için neler yapmam lazım? Bakacağım ve peşin hükümle hareket etmeden açık fikirlilikle. Ne yaparsam daha iyi olur. Bir bakayım, şu kaynaklar bana yardımcı oluyordu. O kaynaklar beni tatmin ediyor mu? Taklit yok. Tatmin lazım. Yani aa ben Müslümanım, bak bu da Müslümanların yazdığı bir kitap veya bir Müslüman burada konuşuyor. Doğru söylüyordur canım Müslüman falan peşin hükümlülüğü olmadan. Bakıyorum benim düşünebildiğim, kavrayabildiğim kadarıyla beni tatmin eden, ikna eden, teşvik eden bir yolda mıyım? Nereye? Varoluş kaynağımın, varoluş nedenimin gerçekleşmesine. Neden varım? Onu bir defa çok güzel tarif etmek lazım oturacağız yine kopyacılık yapmadan ve niye varım ki bu dünyada diyeceğiz. O varlık hedefimize yardımcı olacak şekilde teşebbüs edeceğiz. Ama nasıl teşebbüs ederiz? Unutmayacağız ki insan hiçbir zaman en mükemmel olmaz. Mükemmelliyetçilik yanlıştır. Ya ne olacak? Herkes kendi düzeyindeki eğitimde kendisinin aldığı derste o aldığı derste başarılı olacak. Yani her zaman verdiğimiz tipik örnek ilkokulda okuyan bir çocuk diyelim ilkokul dördüncü sınıf. Burada matematik ders alıyor, coğrafya ders alıyor, neyse. Şimdi matematik ders alıyor. Ne yapacak? Ben Üniversite matematiğini öğreneceğim dese öğrenemez. Hayal eder. Kendini kandırır. Bulunduğu sınıfta kendisine anlatılan dersi anlayacak. Onda başarılı olacak. Sonra beşin sınıfa geçecek. Beşin sınıf düzeyinde başlayacak. Herkes kendi düzeyinin ötesinde bir atlama, sıçrama yapamaz. Mümkün değil. Bunu kabul etmemiz lazım. Onun için bulunduğumuz hali ben zamanımı değerlendiriyor muyum? Gerçekten benim var oluş maksadıma uygun tercihlerle mi donatıyorum hayatımı? Yani var oluş maksadımın içerisinde benim bedenimin ihtiyaçlarına da hazırlık yapmak da var hani hayırlı bir şekilde yapmak var. Hani ibadet tarzında çalışmak var. Bir de e, yani çalışmak var. <laughs> i̇badet e, kavramını yakalamadan. Şimdi acaba ben yaptığım çalışmayı yaratıcı mı tanıma ve ona minnettar olma, müteşekkir olma vesilesi nasıl yaparım diyeceğiz? Bunun elimizdeki mevcut imkanlarda en güzel örneğini Risale-i Nur'un gösterdiği yollarda görüyoruz. Nasıl günlük ibadet hayatımızı, adetlerimizi nasıl ibadete çeviririz ubudiyet bilinciyle ama bana risaleden ezberle gelip de sünnete ittiba öyle deyince sünnet nedir deyince cevabımız olmaz orada. Yani nedir sünnet deyince altında namazın sünneti gelir vesaire. Ama diyeceksiniz ki biz sünnete göre yaşamak istiyoruz. Yani Resulullah'a göre. Niye? Resulullah kimsenin için sordun mu? Nereden çıkarttın? Belli bir kişinin Resulullah olduğunu. Bunun eğitiminden geçmeden ezbere sünnet tatbik edilmez. Bunun için Risale-i Nur'u çok güzel özümseyerek okumak, her halde usul elde etmek için en geçerli, en zorunlu yoldur. Peki efendim başka yerde bulamaz mısınız? Bulursun ama Risale-i Nur bu konuda kendisini adamış bir külliyat. Bu konuda insan ile Rabbi arasındaki ilişkinin gerekçelerle sunulmasının bir usul halinde tatbik edilmesinin serüvenidir eğer yani başından sonuna kadar onu uygular. Kademe kademe uygular. Sözler, mektubat, nemalar, şualar devam eder. Siz bu seriyi yavaş 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 hiç acele etmeyin. Acele ederek değil. Böyle bir yol takip ederek kendinize ben evet varlık maksadımı şimdi bir adım daha ileride, bir adım daha ileride gerçekleştirebilecek bilince ulaşmaya başladım diye hissedersiniz, anlarsınız. Ama şunu karıştırmamak lazım. Sizin belki alışmadığınız bir şeyler söyleyeceğim şimdi. Bilgi sahibi olmak, iman, yakin, emniyet kesin doğru sahibi olmak demek değildir. Onun bir örneğini de neden ben peygambere inanacağım? Peygamber diye bir şeye neye ihtiyaç var? Sorgulamasını yapmadan ona göre güzel bir rüzale okuması yapmadan ben sünnet oyacağım diye tutturup giderseniz köylü Mehmet Adam farklı bir şey yapmazsınız. İyi niyetli bir köylü Mehmet Adam. Ne? Onun kapasitesi o ama sizin kapasiteniz o değil. Sizin kapasiteniz onun çok üstünde. Herkes kendi kapasitesinden mi mesul, sorumlu? Onun için bu bu noktada da yavaş yavaş tedricen kademe kademe bir kapasiteni kullanarak iki senin kapasitende sorgulama özelliği var mutlaka sorgulama özelliğini kullanarak üç tabanlarını atarak iş yapacağız. Namazın rekatlarının sayısıyla değil, Ubudiyet bilincinin tabanının oturuşu kuvvetiyle kendimi tartacağım. Ne kadar bilinçli yapıyorum ben bu işi. Neden yapıyorum ben bu işi? Risale-i Nur'un gerekçeli anlatımlarına çok dikkat edeceğim. Ama bunu yaparken çok önce konuşmuştuk. Risale-i Nur genel olarak müminlerin genel tavırlarına ters düşmeyecek şekilde bir tür kullanır. Fakat içinde imanın gerçekliğinin nasıl elde edilebileceğinin usulü verilir. Bu ikisini birbirinden ayıralım diye konuşmuş olmamız lazım. Burada değilse bile başka yerde konuşmuşumdur. Risale-i Nur genel müminlerin incinmeyecekleri bir dil kullanır. İçerisinde iman esaslarının tahkiki yani gerçekliğinin onaylanabilmesinin gerekçelerini sunar siz o gerekçeler peşinde koşacaksınız. Neye? Size o lazım. Siz bak siz biz Müslümanız, iyiyiz maşallah, ehli cennetiz diye kendinizi kandıramazsınız. Ama başka insanlar böyle yapıp kendini mi kandırıyor? Hayır. Onlar kapasitesinde öyle diyorlar. Onun kapasitesi o. Sen kendi kapasitende onun gibi yaparsan sen kendini kandırmış olursun. Yani üniversitede okuyan bir öğrenci gelmiş ilkokuldaki öğrencilerin sınır, e, sınıfına girmiş. Orada öğretmene işte ben bunu da biliyorum, bunu da biliyorum, bunu da biliyorum diye hava atıyor. Ona denir ki ya sen burada ne vaktini geçiriyorsun? Sen üniversite düzeyinde eğitim alması gereken bir insansın. Oraya gitsene burada ne işin var bu sınıfta? Çık bu sınıftan." demiş. Bizde böyle yani düşünme, sorgulama kabiliyeti olmayan, öyle bir aşamadan geçmemiş, iyi niyetli, saf, gerçekten Allah'a gönlünü vermiş, gerekçesi ya kainata baksana ne mükemmel bir yaratılış diyen insanlar gibi Davranıp kendimizi kandıramayız. Sen de kandıramazsın, ben de kandıramam. Araştırma yapıp, inceleme yapıp, temelleri atma vazifesini üstleneceğiz. Cevap bu. Benim görebildiğim cevap. Buyur. Bir arkadaşın yazdıkları var, bakabilir miyim? Ayşenur demiş ki, istidraç hakkında nasıl düşünmeliyiz? Allah. Sahabeler başlarına bir şey gelmediğin gelmediğinde kendilerini sorgularmış. Bir şey gelmediğinde bilmiyorum böyle bir hikayeyi hiç ben duymadım. Bilmiyorum bunlar nereden duydunuz bilmiyorum. Yani istidraç ne hakkında yani tamam o işte, yani tedricen diyelim ona biz hadi tedricen kademe 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 kademe. E, neredeysen oradasın ama kendilerinin başlar, başlara bir şey gelmediğinde kendilerini sorgularmış. Bunu anlamadım. E, buyurun. Sesiniz az geliyor. Kim konuşuyorsa sesiniz az. Ben duymuyorum. Ayşenur Bak. Ha Ben şey demek istemiştim aslında orada. Hani sahabeler sürekli hani kendilerini şey yapıyorlarmış ya. Hani çek ediyorlarmış diyeyim. Hani acaba bugün başıma hani kendi nazarımda kötü bir şey gelip gelmediğinde yani kötü bir şey gelmediğinde acaba Allah beni unuttu mu tarzında bir şeyler duymuştum yani. <laughs> O bir olayda bir olayda Resulullah münafıkları kendisinin söz tutma ketum derler Türkçede verdiği sözü tutma özelliğiyle tanınmış bir sahabeye münafıkların ismini bildiriyor. Bu bir olaydır. Yoksa her gün sahabe ben acaba yavrum oldum ben acaba münafık mı oldum tedirginliği içerisinde yaşayan adam psikolojik hasta olur? Böyle bir psikolojik hasta olan sahabe nakli görmedim ben. Her neyse o modern toplumun ürünü o psikolojik hastalıklar. O büyük bir problem her neyse. Ha, bu sahabeye söylemekle Resulullah şunu ima ediyor. Allah bana bildiriyor ama ben bunu bildirdiğimi yani bildirildiğimi bildiğimi fakat ifşa etmediğimi bilin. Yoksa bilmedim de ondan söylemiyor değilim. Münafıklık damgası vurmak için yetkili değilsiniz. Ben de yetkili değilim. Allah bana bildirdiği için bildim. Demek ki biliniyor. Fakat Bizim görevimiz insanlara münafık değilmiş gibi davranmaktır. Ha Bu listesini veren kişiye, verdiği kişiye Hazreti Ömer, herkes de değil, geliyor artık sahabenin birisi, Ömer galiba diye hatırlıyorum da ben böyle isimleri kafamda tutmam hangisiydi ama Ömer'di galiba. Önemli değil, birisi geliyor, söylüyor işte o Süheyl bilmem ne bir isimde zaten. Herhalde öyle bir isim olacak. İsim üzerinde durmam, olay üzerinde, manası üzerinde dururum da. Benim genel prensibim, onun için benden isim beklemeyin. Bana benim ismim orada var mı diyor. Yani ben, ben zaten kötüyüm. Yani ifade etmeyen birisi. yani o isimler içerisinde yani ismi açıklamıyor ama senin ismin yok diyor Hazreti Ömer'e. Arkadaşlık, dostluk hatırı için. Ama isim hatırlamıyor. Ve başkası da böyle bir olay yaşanmıyor. Bizde böyle bir çok saptırıcı eğilim var. Hayatında Tebük Seferi'ne giderken bir defa Resulullah neyiniz varsa getirin bu savaş, bu Tebük Seferi uzun, 30 günlük bir yolculuk ve 30 günde geliş 60 gün. So burada çok önemli bir misyon gerçekleşecek. O tabii seferinin hikmeti çok ayrı. Diğer seferler gibi değil. Yani savaşta olmamış böyle bir egzersiz yapılmış olmuş. Her neyse bu sefere çıkarken sahabe'ler yani zarur ihtiyaçların dışında ne varsa vermişler. Yani sadık sahabeler. Peki bu öyle anlatılır ki sanki Hazreti Ebu Bekir her ay nesi varsa veriyor. Ya bir adam bir defa verir, ikinci defa verdiğinde bir şeysi kalmaz ki zaten. Böyle saçma bir mübalağa var. O zaman sahabe benim için örnek olmaktan çıkıyor. Ben bir defa malımın hepsini verirsem bir daha bir şey kalmaz bana. Bir daha nerede vereceğim? çok çok saçma bir anlatım tarzı. Aynı şekilde bir yerde sahabi ben acaba bir sahabi ben de acaba münafıklardan mıyım diye merak etmiş. Birisi de ona katılmış ben de mi falan diye her neyse ben de öyle zannediyor ben de öyle şüpheleniyorum demiş diye sahabeler her gün kendilerinin kötü yolda olup olmadığı ya insan terakki eder bu bir terakki etmek ister terakki etmelidir yani ama bu e, e, terakki etme derece derece, kademe kademe gerçekleşecektir. Bulunduğu yerin üstüne atlamaya kalkma, yapamazsın. O ümitsizliğe kapılırsın. Nereye geldik biz? Burada önemli bir ayet vardı. Onu yok. Ah, on. E, her neyse. Ya ümitsizliğe kapılırsın. Ya ne yapacaksın? Ben yani bugün derse girdim. Bu dersi anladım mı? Bu dersin eksersizini yaptım mı? Onun üzerinde dur. Yarın bir derse daha girdiğinde evet şimdi bu dersin eksersizlerini yaptım mı? Dersi dersi güzel dinleyip notlarımı aldım mı? Dikkatimi çeken nokta, noktaları unutmamak için. Bu göreve bak. Adım adım. Yok efendim bu Risale-i Nur'da iman en tekamül derecede gerçekleşmesinin eğitimi veriliyormuş diye sözlerin, mektubatın, lemaların eğitiminden geçmeden şuaların eğitimine talip olmaya kalkarsan, işaretim, icaz okumak istersen, mesnevi nuri okumak istersen e, kaba tabiriyle çuvallarsın. Hiçbir şey de anlamazsın. Ne yapacaksın? Kademe kademe, kademe kademe devam edeceğiz. Her gün belli bir yerden birazcık bir şeyler, bir cümle, bir paragraf böyle. Ama hedefimiz olacak. Esas mesele bu. Ferhat evet. olsun. Teşekkür ederim. Peki üçüncü soru vardı. İlk Nur Zeynep Alıcı isimli arkadaşımızı mı dinleyelim? Yoksa Zeynep'in sorusunun üçüncüsüne bir geçip ondan sonra oraya geçelim. Ali abi soruların cevaplandı. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. aldın mı? Aldım. <laughs> Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rahat olun. Yani ya çok meşgul ettim. Arkadaşın önüne geçmeyin falan. Onları bırakın. Yani biz burada arkadaşla konuşuyoruz. Ben sizin dede dedenizim, siz de torunlar. Sohbet ediyoruz işte. Hatıralar falan katıyoruz işin işte. Ben böyle böyle yaptım da yanlış yapmışım falan. Her yani neyse buyur arkadaşımız ilk Nur Zeynep. Evet, Selamünaleyküm. E, cevabı vardı da ben kaçırdıysam hakkınızı helal edin vaktinizi almış olurum. E, öncelikle özür dilerim, özür dilerim. Anlamadım. Benim biraz duyma özürlü olduğumu bilin. Evet. Estağfurullah. Eğer cevap geçti ve ben anlamadıysam hakkınızı helal edin. Vaktinizi geç almış olacağım. E, İlk dur kardeşim. geç onları. Konuyu <laughs> konuyu, konuyu konuşalım. Evet, bir Tamam inşallah. Her falan öyle olacak iş değil bunlar. Evet buyur. Tamam inşallah. Ee, biraz önce şey yakaladım. Hani bir sonraki adımımız daha güzel olacak gibi bir mana aldım. Yani başımıza bir şey geliyor. Hani biz bir yolda gidiyoruz ama bir sonraki adımda daha kötü bir şey de gelebilir ama o gelen şey hayırlıdır gibi bir mana aldım. Ben de bunun üzerine düşünüyordum zaten. Yani her zaman yani böyle kainatı incelediğimizde, hayatın içinde bir şeyleri incelediğimizde de hep fark ediyoruz ki ne olursa olsun bir sonraki adım bir önceki adımdan daha güzel. Ben şimdi bunu bu şekilde düşündüm. Ama buradaki güzel, güzel hani bu cümleyi kurabiliyorum, bunu algılayabiliyorum. Hani ama buradaki güzeli tanımlayamıyorum. Yani ya Hı, bir sonraki adımın daha güzel olmasını ümit ederiz. Bir önceki adımda gerçekleşenin Allah'ın rahmeti olduğunu anlamak yoluyla. Yani ben şöyle şöyle bir yol hedeflemiştim mesela diyelim bir işe girmek için buracat ettim fakat alınmadım değil mi Ha, alınmama fiilini gerçekleşen yaratan Rabbim benim için bir iyilik yapmıştır diyoruz Allah'ın yaratmasındaki o e, hikmeti rahmeti kabul ediyoruz itiraz etmiyoruz ama yolumuza yine kainatın yaratılış düzenine uyarak devam ediyoruz. Yani ne yapıyoruz? Bir başka işe müracaat ediyoruz. Nasıl müracaat ediyoruz? Benim kapasitem bu. Bu iş için şöyle bir eee e, qualifications der neyse belgeler falan veya eğitim süreci isteniyor. Onlara onlara ben sahibim. E bu işte benim göründüğü kadar öyle esbab dairesindeyiz ya, hoşuma gidiyor, yapabileceğimi anlıyorum, benim için uygun olduğunu anlıyorum, hadi müracaat edeyim diyoruz. Yani mutlaka biz doğru yoldayız, yanlış yoldayız diye karar vermek onun gerçek olup yani yanlışlığın ya da doğruluğun gerçek olduğunu anlamak istersek o zaman şöyle bir yanlışa girmişiz demektir. Allah'ın ilmini biliyorum demektir. Böyle bir şey söz konusu olamayacağını siz daha iyi bilirsiniz. Allah'ın ne bilip ne bilmediğini, benim için neyi hayır neyi şer be, düşündüğünü bilemem. Yalnız yaratılan ne olursa onun benim için hayır olduğuna inanmak ayrıdır. Benim yoluma devam etmem ayrıdır bir saniye alacağım ben hemen 10 dakika. kusura bakmayın biraz o bir saniye dedim yalan oldu. Yani hemen kapatacağımı zannettim ama başka bir şey yapmam gerekiyordu. Özür dilerim. Şimdi bu ayrımı yapabildik mi? Benim ya kainatın yaratılışı düzeni içerisinde. Mesela sen mesela ben kendim için söyleyeyim. Hiç Kur'an çalışmıyorum ama Devamlı Kur'an Allah'ın kelamı, mukaddes kitap diyorum. Abdesti olmaz, usul aldıktan sonra elini değebilirsin diyorum. Yani çok mukaddes tutuyorum, ama çalışmıyorum. Şimdi Allah'ın sünnetinde böyle davrandım diye Kur'an sevgisi artar mı? Yok riyakarlık artar. Bunun Allah'ın sünnetine göre, yaratılış sünnetine göre çalışmayan öğrenemez. Öğrenemeyen içinde ne olduğunu bilmez. İçinde ne olduğunu bilmeyen de ben buna inanıyorum dediği zaman niye inanıyorsun sen Kur'an'a? Nesine inan? Mesela bir delil ver bana ne diyorsun? İşte o bizim kitabımız bak delili yok. Gördün değil mi? Kendimi kandırıyorum. Allah'ın sünneti bana bunu gösterir. Yaratılış sünneti bana bunu gösterir ne yaratılırsa hayırdır. Mesela ben hiç Kur'an çalışmadım ama veya Risale çalışmadım. Öyle bir eğitimden geçmedim. İman eğitimi olduğu için Risale diyorum. Bilgi değil. iman eğitimi. İmanın tahkiki eğitimi imanın bilgisine sahip olmaktan farklıdır diye devamlı söylüyorum. Ha, hiçbir Risale eğitimine girmedim. Ama risale i Nur'ları çok seviyorum. Nesini seviyorsun? Ne olduğunu bilmiyorsun ki? Bunu Allah'ın sünneti bana gösteriyor ve diyor ki kendini kandırma. Olduğun yerde sayarsın. İmanın falan da hiçbir değişikliğe uğramaz. Terakki de etmez. Öylece kalırsın olduğun yerde ee, diye yaratıyor. Benim cahillik durumu devam ediyor. Ha, bu benim için iyidir. Neden? Cahil olduğum durum devam ettiği için, cahillik durumum devam ettiği için o durup dururken kendi kendime ben Kur'an'ı seviyorum diye diye eee imanım artmaz. Yani aradaki farkı vermeye çalıştım ama verebildi mi bilmiyorum. Siz söyleyin. Olmadıysa e, olmayan yönünü e, konuşalım. Söyleyin. Yardımcı olun bana inşallah. Evet. Evet, mikrofonunu açan yok. Ben o zaman bakayım buraya. İki dakikaya girdik bu arada. Efendim? Son iki dakikaya girdik. Peki. İblis dedi ki 16'da, <laughs> ayet 16'da. Ya, şimdi Beni yanlış yola sen koydun. Bak bak bak. İyi dikkat et. Ya ayetten sen beni saptırdın. Ben de bu sen beni saptırdın ya ben de senin kullarını senin yarattığın o insanları bana hizmet ettirdiğin insanları var ya onların Yoluna doğru yoluna sıratı müstakim yani insan ile yaratıcısı arasındaki en direkt yola en doğru yola sıratı müstakim o İnsan ve yaratıcısının doğrudan doğruya birbiriyle ilişki kurduğu yola aracı yok. Yani ben ve benim yaratıcım benim halikim. Şöyle bir olay oldu. Ha, bu olay benim halikim yarattı. Benim yaratıcım yarattı. Ne olursa, ne, benim için iyi gördüğüm, benim için kötü gördüğüm ne olursa yaratıcısı Allah. Ama iyiyi tercih ettiğim için Allah'a bana bu imkanı verdin diye teşekkür ediyorum. Kötüyü tercih edince de ben kötüyü tercih ettiğim sorumlusu benim. Ama bunun sorumlusu sen de değilsin diyorum. Onun rahmetine sığınıyorum. Fakat şimdi biz bileceğiz ki şeytan nerede durur? İnsan ile Allah arasındaki sırat-ı müstakim. Biliyorsunuz sırat-ı müstakim ne demek? Ya hepiniz bilirsiniz geometriden iki nokta arasında en kısa mesafe nedir? En kısa çizgi eğri büğrü çizgi mi, tam düz çizgi mi? Hadi matematik bilen bir arkadaş yapmış. İlkokulda öğretirler bunu. Düz çizgi. Düz çizgi. Sırat-ı müstakim o demek işte. Allah ile insan arasındaki ilişkide, bilinçlilik ilişkisinde, insanın bilinçliliğinde en kısa mesafe doğrudan doğruya Allah araya şirkin girmediği araya ama işte ben bekledim de olmadı. Ne yapayım şartlar müsait değildi diye mazeretlerin girmediği bir ilişkide doğruysa elhamdülillah yanlışsa estağfurullah affet ya diye mertçe yanlışlarımızı kabul etme tavrına sırat-ı müstakim diyoruz. Şimdi ben o sırat-ı müstakimde duracağım. Ne yapacağım? O düz çizgiyi çekeceğim. Yanlara doğru çekeceğim, uzatacağım. Allah ile insanın arasını açmaya çalışacağım. Niye? Çünkü sen beni saptırdın. Sen böyle yaptığın için. Yani Allah'tan intikam alacağım. Bu ne demek? Şimdi yaratılışımızda eğer inkar cihetine, isyan cihetine gidersek, Allah'a inananlar ile Allah'ın arasını açmak için büyük bir mücadeleye giren dinsizlik propagandası yapanlar var ya, onlar gibi oluruz. Allah korusun. Ha, araya giriyor. İnan, inancınız içi boş diyor. Sana ne kardeşim? Ben inanmışım. Ne karışıyorsun? Niye benim içimi boş olduğunu anlatıyorsun? Peki onun yerine ne yapacağım? İnanmayacağım. İnanmayıp ne kazanacağım? Hadi yaratıcım yok dedim. Ne kazandım? ha din boşunaymış. E ser 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 yaşa. Başı boş. E, affedersin at gibi deve gibi e, e, dolandır orada burada. E, ben yaratıcımla bağlantısı olan bir ilişkide e, kalmak istiyorum dediğimde bana düşman kesiliyor. Bana işte namazımı kıldırtmıyor, başımı örtürtmüyor yani eee Allah ile olan bağımı kılacak olan yollar duruyor. Veya namazımı kılacağım ama camiler falan işte bas orada bakıyorsunuz başka Allah'a ibudiyetin ötesinde devlet millet bir şeyler karışıyor falan falan bakın yol uzuyor yol uzuyor. Vatan millet Sakarya deriz ya bakın yol uzuyor. Ben attım o benim mabut pat bitti. Ben mahlukum ve benim halik bitti. Diğer şey, diğer diğerleri benim pratik hayatımda takip etmem gereken sosyal hayatın gerekçeleridir. Gerekleridir. Allah ile olan ilişkimde daima her yaratılışı doğrudan doğruya ona bağlayacağım. Peki iblis neydi? Gerekçe verdi. Sen beni saptırdın. Aha işte bizim en çok dikkat edeceğimiz imanın pratik hayatına bakan yönü. Bir önceki anlattığım varlığın gerçekliğine bakan yönüydü. Şimdi imanın pratik hayat yönüne bakan, pratik hayata bakan yönüyle ilgili konuşalım. İnsanda daima yaratıcıyı itham etme meyli var. Çok dikkat edin. Mesela her gün güneş doğar, güneş batar, güzel havalar yaratılır vesaire. Bir gün ise insanlar dayanamayacakları hava şartları dediğimiz bir iklim yaratılır. Hemen orada bugün bugünkü gün çok kötü şartlar yani çok kötü be. Hemen hemen ağzımızda ya fırtına yağmur berbat. Her yer şöyle ya, rahatsız edici. Ne oldu? Sen kötü iş yaptın. Ey yaratıcı dedim. Farkında mıyım? Hemen itham et. Mesela Allah insanlara izan vermiş, bilinç vermiş. İnsanları sevme duygusu vermiş. Ama ben bu sevme duygusunu gazaba çeviririm, çeviririm. Peki gazabın gere gerekçesi var mı? Yok. Doğru yerde kullanılacak, ben yanlış yerde. Ne yapıyorum? Savaşlar ilan ediyorum. Savaşta kendi gücümü, askeri gücümü falan işte mertlik ya bu. Böyle gurura kapılıyorum, sağa sola saldırmaya başlıyorum. İşte benim ülkem senin ülkem falan diye böyle Allah'ın arzını paylaşıyorum. Sen ben üstünüm, sen üstünsün kavgalarına girmeye başlıyorum. Ondan sonra masum insanlar duruyorlar ya Allah savaşlara niye müsaade ediyor? Bak bak Allah insana neye şefkat duygusu verdi, sevgi duyusu verdi demiyor. Niye savaşlara müsaade etti diyor. Allah müsaade etmiyor. İnsanlar seçiyor, o da söz vermiş. Seçtiğinizi yaratacağım. Belli bir gün, güne kadar bekleyeceğim, ölünceye kadar da istiğfar edip etmemeniz için bekleyeceğim dedi ya, tövbe edip etmemeniz için. E şimdi o sözünü tutuyor. Şimdi ben kendime bakacağım. Bu insan hain demek yerine Allah savaşlara ne izin veriyor? Bak açlıktan ölen insanlar var. Nereden açlıktan ölüyor? Düşün bakalım bir. Şimdi bir çekirdek koyuyorsun toprağa. Bir ton, iki ton her yıl sana meyve veriyor, sebze veriyor. Neyse. Şimdi tutuyoruz biz. Allah bunları verendir demiyoruz da. Yani bakın Bire bir, bire bin, bire milyon verendir Allah demiyoruz da şurada iki tane insan aç. Niye aç olduğuna bakmıyoruz ki? neye? Çünkü sömürülüyorlar. Teknoloji sömürüsü var. Devlet terörizmi var. Diktatörlükler var. Araziyi yöneticiler e, ellerine geçirmişler. Bir insan bir yerden bir yere seyahat edemiyor. Bu insanlar alışmışlar. Yazın burada kışın yaylaya çıkartıyor hayvanlarını beslerler. Yayla öbür taraftaki bir devlet sınırı içerisinde kalmış. Oraya geçemiyor. Pasaportu, pasaportu bilmez bu adamlar. Orada açlıktan kalıyor, susuzluktan kalıyor. İnsanlar eğitilmiyor ki su bulacakları bir yere gidebilsinler. İmkanlar tanınmıyor sömürü üzerine sömürü bilmiyorsunuz. Afrika dünyanın en fazla sömürüsünün böyle belli bir elit tabakası tarafından sömürüsünün gerçekleştiği yerdir. Kabile reisleri kanını emiyor insanların, garibanların. Onları açlıktan kıvrandırıyor. Ondan sonra da geliyor başka ülkelerdeki insanlardan. Bak insanlar burada aç bunları doyur diyor. Kendisinin e, bilmem nerede çocuklarını e, okutuyor. İsviçre'nin hangi bankasında ne kadar parası var biliyorsunuz Bakın diktatörler öldükleri zaman neler çıkar arkasından İsviçre'de o isimsiz isimsiz açtıkları hesaplarda milyon milyar dolar hesapları çıkar nereden geldi bunlar halktan geldi e, lüzumsuz yere insanların gelirinin yüzde 40'ını askeri harcamalara verir dünyanın bütçesi niye? Herkes birbirine köpek gibi hırlaşıp duruyor. Adına da ne diyor? Ama diyor ülkemiz ülkemiz. Herkes ülkemiz diyor. Herkes birbirine saldırıyor. Mesela bu kaprisleri sorgulamıyoruz. Ama Allah savaşlara niye müsaade ediyor? Allah neden açlıktan insanları diyor. Bak bebekler ölüyor. Acıyoruz. Bebekleri öldüren kim? Öldüren kim? Annesini babasını cahil bırakanlar. Onlara e, imkan vermeyenler eğitmeyenler. Neden eğitmiyor? Okul yok. Neye okul yok? Parası yok. Niye parası yok? Çünkü sömürüyor. Baştakiler transfer ediyor paralarını. Kendi ceplerine dolduruyorlar. Ben İstanbul'da yaşarken e, bir zamanla. Neyse isim vermeye gerek yok. Su yok. Elektrik yok. İki bir kesilir. Sular yok. Ayda bir defa iki defa bir semte su geliyor. Düşünebiliyor musun? Sonra iktidar değişti. o. Her taraf su doldu. Aa, ya ne oldu? Hani bizim suyumuz yoktu? Adam hiç yatırım yapmıyor, tamir etmiyor, cebini dolduruyor. Peki belediyenin bütçesi nerede? Gitmiş. Ya o kadar bir vergi alıyorlar, o kadar işte su parası ödüyoruz, doğru su kullanmadığımız halde nereye gidiyor? Gitmiş. Su parası ödemek için suyumuz tamamen kesilmesin diye korkumuzdan kuyruklarda saatlerce beklerdik. 6 ay sonra iktidar değişti, her şey değişti. Aa, varmış demek ki. Yani böyle bir elitizm, böyle bir seçkincilik, böyle bir e, devlet yönetiminin e, sömürüsünün altında insanlar mahvoluyorlar. Arkasından Allah niye buna müsaade ediyor diyorlar da aynı şeytan gibi. Sen beni saptırdın. Şimdi ben de senin yoluna duracağım. Kulların senin sana ulaşmalarına engel olacağım diyor. İntikam alıyor. Bu sefer dinsizlik propagandası yapıyor. Neden? Allah'a inanmıyorum diyor. Niye? Bu kadar kötülükler varken bu dünyada böyle rahmetli bir Allah'a nasıl inanılır diyor. Bahane. Kötülüklerin kaynağının insan olduğunu bilmiyor. Hani biliyoruz ya biz bu yağmur ormanları var ya, e, bu Himalaya'lar oralarda. Herkes biliyor ki buradaki ormanlar dünyanın akciğeridir. Yani atmosferin temizlenmesinde en önemli faktör o yüksek yer olduğu için. Havanın temizlenmesinde en önemli faktörü oradaki ormanlar. Ne oluyor bu ormanlara? Kesiyorlar hepsini. Kim kesiyor? Oranın yöneticisine veriyor rüşveti, müsaade alıyor, kesiyor oranın ormanını, götürüyor başka ülkelere, gemilerle naklediyor, satıyor. Neymiş? Zengin oldu. Tüccarmış. Hain adam, yani atmosferin kirlenmesinin önemli faktörlerinden birisi gereksiz yere endüstriyel e, Üretimin, endüstri üretiminin kurulması, bir de ormanların mahvedilmesi. Kim mahvediyor bunları? Peki gereksiz ürünlerle insanları meşgul etmek üzere devamlı e, üretim e, sanayiyi kuran insanlar kim bunlar? İnsanlar, hayvanlar değil, hayvanlar zarar vermez. Allah düzenini mükemmel kurdu mu kurdu. E şimdi ne yaptılar? Anladılar ya işte ekolojik düzen diyorlar. Ne diyorlar? Çevre temizliği, çevre koruması falan. Neye? Eski haline getirmeye çalışıyor. Yok bazı hayvanlar bu zehirleniyorlar atom enerjisinin kalıntılarından ne diyor nükleer enerji kalıntılarından. Şimdi bize diyorlar ki ama sakın ola ki okyanus balığı yemeyin. Neye? nükleer enerji var kanser olursunuz. nükleer atık pardon. Nükleer atıklar var kanser olursunuz. E, en fazla ayda bir defa yiyin ayda. Şimdi Allah ne yarattı insan ne yaptı? Allah'ı ikaz ediyor, itiraz ediyor. İnsana bir şey yok. İnsana kimse bir şey demiyor. Her gün her şey güzel güzel yaratılıyor. Güzel bir düzen kurulmuş. Mükemmel çalışıyor. Düzeni bozan insana bir şey denilmiyor. Ama Allah'a deniliyor. İşte şeytan bu demektir. <laughs> yani sen beni saptırdı. Ya sen kendin ben üstünüm diye iddia eden adamdın. Adem'in ruhunu tanımayan sendin. Kainatın ruhunu tanımayan sendin. Kainatın melek yönünü tanımayan sendin. An anlamını tanımayan sendin. E şimdi ben mi seni saptırdım? O tercihi yapan sendin. Bu insanı anlatıyor. İnsan iblisi değil. Beni anlatıyor. İnşallah bu bu ayette beni çok heyecanlandıran bir ayet. 14 dakika geçti. Ben burada susacağım. Siz buyurun şimdi. Değilse artık co-host gereğini yapsın. Duamızı yapalım. Buyur, 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 buyur Zeynep hemen. Ali abi, şöyle bir soru geldi aklıma da. Yani hani e, bahsettiğimiz şeylere müdahale edemiyorum. Mesela ben Amazon ormanlarını ya da nükleer santralleri bozup kıramıyorum ya da bir şeyler yapamıyorum. E, ya da e, bunun hakkında bir şey yapamıyorum. Ama bunun acısını ben kendi içerisinde, içimde çekiyorum. O insanlara karşı nasıl bir tutum geliştirmeliyim ki e, bunların da yaratıcının e, müsaadesiyle olduğunu biliyorum ama bunların insanların e, sebebiyle de olduğunu biliyorum. Nasıl bir şey yapmalıyım ki yani nasıl bakmalıyım buna? Tamam. Şimdi bir defa yaratıcının müsaadesi yok. Yaratıcı yapma diyor. Sana ben irade verdim, iradeni yanlış kullanma diyor. Yaratıcının müsaadesi yok ama ben onun bu verdiği seçme hürriyetini yanlış kullanmam söz konusu. Yaratıcı benim seçme hürriyetimi yanlış kullanmamı isteseydi o zaman şeytan örneğini burada iblis örneğini böyle sergileyip beni bana anlatmazdı. Dikkat et diyor. Sana ben seçme özelliği verdim. Seçme özelliğini yanlış kullanma diye devamlı dikkat et diyor. Ama ben ısrar edip kullanırsam eh o zaman da senin e, hesabını görürüm ben. Yani okula gittiğinizde bir öğrenci o gün dersi dinlerken hayale kapılıp arkadaşına tekst mesajları gönderse dinle, dinlemese ne yaparlar? Hemen okuldan atarlar mı? Atmazlar. Ya sonunda imtihanı kaybeder diploma alamaz. Bitti. Şimdi üniversite buna imkan veriyor, müsaade ediyor denmez. Buna çok dikkat edelim. Allah'ın müsaadesi yok. Ama ben ne yaptım? Bana tanıdığı imkanı suistimal ettim. Kötü kullandım. Bu suistimalci benim. Allah değil. Bu bir. İkincisi ne yapabilirim? Tek çare düşünüyorum ben. Özet olarak çok vakit geçtiği için veya çok zamanınızı aldım. Tüketicilik eğilimini kontrol etmemiz lazım her alacağın şey bu zaruri mi? Bu zaruri mi? Zorunlu mu bunu almak? Her alacağın şey. Ama hoşuma gitti böyle olmaz. Gerekli mi? Gerekli mi? Gerekli mi? Başka türlü o insanlara bir şey yapamazsın. Tüketen olursa onlar da üretir arkadaş. Ben kendime bakarım, arkadaşıma bakarım. Birisinin baktım çok güzel bir şeysi var. Herhangi bir alet makine. Ama benim de olsun dedim mi hiç bu adama söyleyecek, üreticiye söyleyecek bir sözüm yok. Çünkü ben o ürünü satın almakla üreticiye sen bundan bir tane daha üret. Çünkü benim gibi başka serseriler de var alacaklar demeye gelir diye bileceğim. Teşvik ediyorum demektir. Ben gençliğimde şöyle bir şey oldu. Bir gazete vardı ismini söylemeyeceğim. Gerek yok şimdi çok şeyler değişmiş Türkiye'de bilmiyorum ne olup bittiğini. Bu gazete devamlı dindarların aleyhine yazan bir gazeteydi. Arkadaşlar toplandılar gençler. Aralarında ben de varım. Toplandılar. Gelin bu gazetenin binasını basalım dediler. Düşündüm ben. Peki bu gazetenin binasını bastık ne oldu? Hiçbir faydası yok. Neye? Gidecek bir başka yerde. Çünkü bina zaten sigortalı parasını alacak. Gidecek başka yerde bir daha basacak. Arkadaşlar dedim böyle olmaz. O gazetenin binasını basıp onu yakmak, yıkmak, makinelerini tahrip etmek yerine gazeteyi alanlara mesela yönelsek de almamaları için gerekli vazifemizi yapsak, teşebbüsümüzü yapsak daha isabetli olmaz mı? Düşünün. Peygamberler hep bunu yaptı. Peygamberler insanların Önce Allah'ı tanımasın. Resulullah gelir gelmez hemen Kabe'ye girip de peygamberlik görevini alır almaz Kabe'ye girip de putları mı yıktı? Hayır. İnsanların zihnini temizledi. Ondan sonra toplum hazır oldu. Toplum hazır olduktan sonra bunu bu pislikleri kaldırın buradan canım artık dedi. O kadar. Kavgasız mavgasız. Neye Toplum hazırdı zaten. Çünkü tebliğ yapılmıştı. Şimdi hiç kimse bu gazeteyi almasa biz bu makineyi kırmakla hiçbir şey kazanmayız ama o makine kendi kendine çalışmaz. Neye? Geliri yok ki. Kimse almıyor gazeteyi. Onun için peygamberlik görevi yapmamız arkadaşlar. Ya ne kadar sürecek? Ama gittiğin yol çare değil. Onun için biz de üreticiyi durduramayız. Tüketim duygusunu önce kendimden başlamak üzere dizginlemem gerekiyor. Gerçekten lazım mı? Aman efendim sarı elbiseye mavi ıı, çanta gider mi? Bu hesabı yaptığın anda hiç konuşma arkadaş. Hakkı yok. Hakkı yok. Ya modest bir şekilde, mütevazi bir şekilde bir giyim kuşam, bir yaşam tarzı, yemen, içmen her neyse ihtiyacına göre, mevsimine göre kendini ayarla. Allah'ına şükret, israfa girme. O kadar seni yapacağın görev o. Çevrendeki insanları komplekse teşvik etme. İyi bir şeye yani çevrendeki insanlardan daha güzel bir şey bir imkana sahip olduğunda onun propagandasını yapacak şekilde gösterme. İnsanlarda kompleks doğar, kompleks duyguları gelişir. Gösterme, mütevazi ol. Allah sana daha iyi bir şey verdiyse bile mesela bakın İslam geleneğinde şöyle bir çok güzel bir miras var. Çok zengin bir adam, şimdi öyle yapan yok da fakirleri evine da davet ettiği zaman şimdi zenginler zenginleri davet eder vesaire. Neyse karnı aç olanı davet ettiğini görmedim ben insanların. Karnı tokları davet ederler. Her neyse ihtiyacı olmayanları davet ederler. Öyle bir sapıklık başladı gelenekte. Ama fakirlerin olmadığı bir davete lanet olsun diye Resulullah'ın duası var. O da bir ayrı konu. Şimdi fakirleri davet ettiği zaman İslam geleneğinde şöyle bir güzel edep vardır. O zengin bütün zenginliğini sergileyecek şekilde bir sofra düzenlemesi edepsizliktir, gösteriştir, o insanları aşağılamaktır. Onlarda aşağılık duygusu doğurur. Onun için ne yapıyorsunuz? O insanların alışık olduğunun bir tık ötesinde, bir kademe üstünde bir yemekle ikram ediyorsunuz ama giderken diş kirası parası ödüyorsunuz. Neye? Bakın benim böyle bir hayır yapmama vesile oldunuz, geldiniz, davetimi kabul ettiniz diyorsunuz. O zengin bir sofra hazırlayıp da insanları kompleste sokacaktınız ya. Sokmadınız bu bir. İkincisi onun parasını insanların cebine diş kirası diye koyacaksın. Böyle güzel bir İslami edep vardı. Unuttuk arkadaşlar. Bunlardır çareler. Benim görebildiğim eğer cevap olduysa. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. O zaman sen sizden de Allah razı olsun. Hepinizden inşallah devam edeceğiz bu heyecanlı seyahate. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilmene la illa inneke entel alimun hakim akhiru davahum. Enelhamdülillahi rabbil alemin. Bi hurmeti sirri suratil Fatiha.